Sen kaybolduktan sonra kurdun bu vakfı. Kimsesiz çocuklar için, onlara yardım etmek için. Ama işin aslı ne biliyor musun? Senin yokluğunu onlara yardım ederek gidermeye çalıştım. İçeride şimdi bahçılarımız ve dostlarımız olacak. Her yıl böyle bir gece düzenliyoruz. Hem onlara olan minnetimizi göstermek hem de bağış toplamak için. Serkan, biz bu sene neden basını çağırmadık? Bak kızım. Heyecanlanma. Tamam. Gözünüz aydın Şule Hanım. Onca zaman aradıktan sonra. Evet, çok şükür. Kızıma kavuştum. Yeniden annenin yanında olmana ne kadar sevindim anlatamam. Sağ ol Macide Hanım. Görüşürüz. Hande. Çok güzel görünüyorsun. Daha iyisin değil mi? Ne haber Hande? Alışabildin mi hayatına? Sonunda meşhur Hande ile tanışabildik. Evet. Beril benim Ankara'dan arkadaşım. Yaşadıklarını duydum Hande'cim. Aramızda olman beni ne kadar mutlu etti anlatamam. İsterseniz Serkan'ları daha fazla bekletmeyelim. Geçelim. Beril'i davet ettiğimi hiç hatırlamıyorum. Şule, lütfen başlama yine. Gel. Değerli konuklar, Hande Kurdoğlu Vakfı'nın her yıl düzenlediği bağış gecesine hoş geldiniz. Gecenin açılış konuşmasını yapmak üzere vakfın yönetim kurulu başkanı Sayın Şule Kurdoğlu'nu sahneye davet ediyorum. İyi akşamlar sevgili dostlar. Vakfımızın düzenlediği bu geceler benim için hep çok anlamlı olmuştur. Fakat bu gecenin bambaşka bir anlamı var. Eminim hepiniz için de öyle olacak. Hande, kızım. Gel canım. Hadi git annem yanına. Hadi. Evet. Hande'miz bulundu. Vakfımıza adını veren kızımız artık bizimle birlikte. Benim ve ailemin karanlık günleri artık sona erdi. Tabii vakfımız karanlıklarda kalmış çocuklarımıza yine umut ışığı olmaya devam edecek. Hepinize çok teşekkür ediyorum.